gidişi, trafik hızları, uzun yolculuklar ve otoyol hızları için yeteri kadar güçlüdür. Atla ve onu hisset. Hadi, devam et. Müthiş. Bir depo ile yaklaşık 100 kilometre yapar. Daha iyi kontrol, daha iyi kullanım sağlayan ön disk frenlerimiz. Kontrol edin. Nasıl hissediyorsun? Müthiş. Gerçekten çok iyi. Çok ekonomik bir taşımacılık. Sizin gibi bir kolej öğrencisi için ideal. Tam yeni başlayanlar için. Çok güçlü, ağır da değil. Sanırım bunu kullanabilirim. Ateşlemeyi burada hissedebilirsiniz. Bugün daha çok insan motosiklet alıyor. Mükemmel yakıt tasarrufu ve binme keyfi bu araçları otomobillere karşı daha alternatif kılıyor. Fakat motosiklet sayısının artmasıyla beraber bunlarla ilgili kazaların sayılarında da artış olmuştur. Motosiklet sürücülerinin yolu daha geniş, daha ağır ve motosiklete oranla daha kolay görülür, çok tekerli araçlarla paylaşmak zorunda oldukları da bir gerçektir. Bu araç sürücüleri daha fazla yaralanmaları mümkün motor sürücülerine çoğu zaman dikkat etmemektedirler. Bu nedenle bütün motor sürücülerinin, özellikle yeni başlayanların, trafikte güvenli araç kullanımı için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmaları gerekmektedir. Güvenlik kurallarına dikkat etmeyen sürücüler her zaman olacaktır. İşte o, halkı tehdit etmektedir. Gerçekten. Sorumlu sürücüler, hayatta kalmanın saygı ve güvenlik kurallarını iyi öğrenmeye ve uygulamaya bağlı olduğunu bilirler. Güvenli motor kullanma ana kurallarının öğrenilmesiyle başlar. İlk ana kural, hangi tip ve büyüklükte motor alınacağının bilinmesidir. Motorların 3 ana tipi vardır. Yol motorları yalnız yol kullanımı için planlanmıştır. Spor bisikletler sadece yol dışı yarışlar ve yokuş tırmanışları için yapılmaktadır. Ve kombinasyon bisikletler hem yol hem de yol dışı kullanımlar için planlanmıştır. Piyasada farklı büyüklüklerde birçok motor mevcuttur. Fiyatlarının yanında ihtiyaçlarına göre doğru motor seçme konusunda alıcılar için iki ana faktör vardır. Kullanma şekilleriyle kullanma yetenek ve tecrübeleri, bilgili bir satıcı alıcının ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak motorla ilgili nasihatlerde bulunabilir. Güvenli bir yol motoru istiyorsanız bu o işte. Hepsini gördüm. İşte bu o. Tamam, kayıt edeyim mi? Müthiş. İşte bunlar da koruyucu kask. Güvenliğin ikinci ana kaidesi, motoru kullanırken hangi koruyucu donanımın ve elbisenin giyineceğini bilmektir. Bir sürücünün donanımının en önemli parçası kasktır. Kask kafaya oturmalı fakat çok sıkı olmamalı. Bunun gibi iyi oturan bir kaska ihtiyacınız var. Yeterince sıkı gibi. Güvenli bir kask, standart kuruluşları tarafından test edildiğini gösteren mührü taşımalıdır. Tecrübeli motor sürücüleri ve yolcular, uygun bir kask giymenin yaygın bir koruyucu güvenlik tedbiri olduğunu bilirler. Sürme sırasında çene bandını bağlı tutarlar. Çünkü bir kazada kask çıkarsa, en iyi kask bile olsa fayda etmez. Tecrübeli motor sürücüleri her zaman uygun bir kaskın yanı sıra, bir yüz siperi ya da dağılmaz plastikten gözlükler giyerler. Muntazam gözlükler ya da güneş gözlükleri, rüzgar, böcek ve araç tekerlerinden sıçrayıp gelen nesnelere karşı yeterli koruma sağlayamazlar. Uygun motor elbiseleri, kolları korumak için uzun kollu ceketleri, eller için eldivenleri, uzun pantolonları ve bilekleri koruyan çizmeleri kapsar. Ne giyeceğini öğrendikten sonra yeni başlayan motor sürücüsü üçüncü ana güvenlik kuralına dikkat etmelidir. Motoru tanımak. Elinizi dönüş sinyal manivelasının üzerine koyun. Manivelanızı solunuza çevirin. Yeni başlayanlar özel bir modelin kontrolünün öğrenilmesinde ehliyetli bir eğitmenin yardımını almalıdırlar. Motor ayak üzerindeyken erkek ya da kız yakıt tedarik valfini ve motora giden havayı sıkan takımı nasıl kullanacaklarını öğrenmelidir. Sürücü ayrıca debriyaj koluyla vitesi koordineli bir şekilde kullanmayı öğrenmelidir.
Arka teker freni için ayak kolunu ve ön teker freni için el kolunu kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Sürücü ayrıca motorun aletlerini ve dönüş sinyal düğmelerinin yerlerini iyi bilmelidir. Motosikletlerin birçoğunda dönüş sinyalleri bir otomobildekinin yaptığı gibi bir dönüşten sonra otomatikman iptal olmazlar. Her kullanımdan sonra elle iptal edilmelidir. Bütün bunları öğrenmek sanırım biraz zaman alacak. Bu sürücü eğitim kursunu aldığım için şimdi çok memnunum. Ben de. Sen şehir kolejine gitmiyor musun? Seni daha önce gördüğüm yer orası. Yeni başlayanların becerikli sürücüler olmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve tecrübeyi kazanmalarının en iyi yolu kaliteli bir motor eğitim kursu almalarıdır. Bir motosiklet kullanmayı öğrenmek bazı insanların sandığı kadar kolay değildir. Makineyi güvenli kullanma yeteneğini kazanmak zaman ve uygulama ister. Bu nedenle temel eğitim trafikten uzak açık alanlarda yapılmalıdır. Düşük hız sürücülerin dengelerini sağlamalarına ve uygun sürüş pozisyonuna konsantre olmalarına izin verir. Vücut tamamen dik, kollar bükülmüş, dizler benzin tankını kavramış durumda, ayaklar kuvvetle ayak kancasında veya pedallarda tutulur. Yeni başlayanlar makine kontrolü otomatikleşinceye kadar temel kullanma işlemlerini uygulamalıdırlar. Bu hemen hemen bir tabiat yoludur. Motor sürücülerinin motor sesini algılamayı ve debriyajın yerini öğrenmeleri önemlidir. Böylece erkek ya da kız kontrol cihazlarına bakmadan vites değiştirebilir. Debriyajın kontrol noktalarını iyice öğrenmek ve vitesleri yumuşakça değiştirmek, gerekli koordinasyonu geliştirmek yeni sürücülerin biraz zamanını alır. Durmak için fren yaparken sürücü tekerleri kilitlemeden ön ve arka frenleri aynı zamanda kullanmayı öğrenmelidir. Ön teker freni motorun fren gücünün yaklaşık %70'ine sahiptir ve bütün sürücüler her duruş için bunu kullanmalıdırlar. Yeni başlayan kimse hız kontrol, dönüşler ve yatış, rota ve manevra kabiliyetlerini sürdürme becerilerini geliştirmelidir. Yeni sürücü ayrıca fren yaparken ve belirlenen noktada dururken düz ve hatta kalma yeteneğini de kazanmalıdır. Zannedersem ilerleme gösteriyoruz. Evet, fakat henüz hazır olduğumuzu sanmıyorum. Uygulama yapmak mükemmelleştirecektir. Sürücü dur işaretlerinde sol ayağını yere koyarak tam bir durağa gelir. Bir sürücü belgesi onaylanmadan önce trafik kanunları bilgisi bu yeteneklerin tatbikini ister. Yeni başlayanlar ehliyet aldıktan sonra temel sürücü becerilerini kazanma ve bu becerilerinde güvenlerini geliştirinceye kadar az trafik olan caddelerde uygulama yapmaya devam etmelidirler. Bundan sonra kalabalık cadde ve otoyollarda riske atılmalıdırlar. Sorumluluk taşıyan sürücü trafikte her zaman saygılı ve güvenli bir şekilde sürüş yapar. Çünkü bir motosiklet bir otomobilden daha küçüktür ve hızının kontrol edilmesi daha zordur. Motor sürücüsü kendi tarafından yapılabilmesi mümkün her şeyi yapmalıdır. Bu farları gece ve gündüz açık tutmayı, bütün hareketlerde önceden sinyal ve uygun el işaretleriyle işaret vermeyi, sürücülerin dikkat etmeleri için klakson kullanmayı kapsar. Uygun yol ve şerit pozisyonu sürücünün göze çarpmasını sağlar. Her ne kadar ideal pozisyon o anki yol ve trafik şartlarına bağlıysa da bir otomobilin sol tekeri tarafından oluşturulan yol genellikle araç kullanmak için en iyi yerdir. Böylece öndeki sürücüler arkasındaki motor sürücüsünü kolaylıkla görebilirler. Fazla sağ genellikle park etmiş arabalara daha yakındır. Ayrıca dikkatsiz bir sürücü sıkıştırmayı deneyebilir. Bu zeki sürücülerin kaçındığı bir tuzaktır.
Güvenli ve bilinçli sürücü her zaman motor sürücülerinin orada olduğunu bilmelerine izin verir. Bir kavşağa yaklaşırken sürücü yavaşlar ve ilerlemeden önce trafiği dikkatlice kontrol eder. Bu sürücü kendisinin kısmen görünmez olduğunu düşünür. Birçok sürücü için de öyle. Bu gerçeği unutan sürücü bela arıyor demektir. Bu motor sürücüsü daha geniş araçları beklemeyi alışkanlık haline getirmiş. Durur ve etrafa göz atar. Bu sefer ucuz kurtuldu. Bir arabanın arkasında da kör noktalar vardır. Dikkatli sürücüler geçmeden önce motor sürücülerinin kendilerini dikiz aynasında gördüklerinden emin olurlar ya da ani bir sola dönüşten dolayı şaşırabilirler. Akıllı sürücü gece görülmenin daha önemli olduğunu bilir. Bu nedenle açık renkli bir kask ve ceket giyer. Parlayan şerit de yardımcı olur. Şerit her zaman kask üzerinde olmalı. Ceket ve motosikletin arkasına tatbik edilmelidir. Parlayan şeritler eldivenlere tatbik edildiği zaman kol işaretlerinin takip eden araçlar tarafından daha kolay görülmesi sağlanır. Düşünceli motor sürücüsü park edilmiş bile olsa motorunun diğerleri tarafından görülmesine yardımcı olur. Merhaba, nasıl gidiyor? İyi, senin? Güzel, motor nasıl çalışıyor? İyi, seninki nasıl? Çok iyi, çok iyi. Sınıfta görüşürüz. Motor sürücüleri tam bir park yerini hak etmektedirler. Bu senin mi? Evet, benim. Burayı neden park ettin? Bunu görmedim, buraya geldim ve... Buraya neden park ettin de ne demek? Burası park yeri değil mi? Tecrübeli motor sürücüleri başkalarına dikkat etmenin, başkalarının diğerlerine dikkat etmelerine yardım etmek kadar önemli olduğunu bilirler. Gözlerini açık tutarlar. Gözlerinin hiçbir nesne üzerinde 2 saniyeden fazla sabitleşmesine asla izin vermezler. Şerit değiştirmeden önce her zaman bakarlar ve sinyal verirler. Ya da trafiğin içine karışıp kaybolurlar. Genel bir kural olarak motor sürücüleri 12 saniye ileriye bakmayı denemelidirler. Bu, motor sürücüsünün ilerideki herhangi bir problemi görmesini ve tepki göstermesini kolaylaştıran bir görüştür. 12 saniye bakmak mümkün olmadığında, dikkatli bir motor sürücüsü yavaşlayarak görünmeyen tehlikelere karşı daha fazla zaman kazanır. Güvenlik ve saygı kurallarını uygulama, kendini koruyan bir davranışı gerektirir. Umulmayanı ummak, yani belirmeden önce problemleri sezinleme. Motorun güvenli bir şekilde kullanılması düzenli bakımla başlar. Motorun kullanım öncesi muayenesi, güvenlik problemlerinin önlenmesinin bir diğer yoludur. Kendini koruyan sürücü yıpranmış veya inik tekerleri, gevşek zinciri ya da ayarlanmaya ihtiyaç duyulan frenleri kontrol eder. Sürücü farların, dönüş sinyallerinin ve kornanın uygun şekilde çalıştığından emin olur. Kendilerini koruyan sürücüler her zaman beklenmedik olaylara hazırdırlar. Her yayayı dikkatsiz davranıyormuş gibi kabul ederler ve uygun bir şekilde tepki gösterirler. Kendini koruyan sürücüler için bir topun caddeye yuvarlanması, yavaşlamaları ve dikkat etmeleri için yeterli bir ikazdır. Kendini koruyan sürücüler elbette park etmiş araba hattına yakın sürmekten kaçınırlar. Sürprizlerden hoşlanmazlar. Kendini koruyan sürücüler her zaman diğer araçlarla aralarında mümkün olduğu kadar çok yer bırakırlar. Özellikle güvenli bir izleme aralığını korumaya dikkat ederler. Öndeki arabayı takip etmek tehlikelidir.
araçlar taş veya diğer maddeleri atabilirler. Ayrıca görüş sınırlanır ve motor sürücüleri yoldaki tümsek ve çamur çukurlarını göremeyebilirler. Bütün bunların en kötüsü durma zamanının tehlikeli bir şekilde kısalmasıdır. Ne oldu? Birden büyük bir ses oldu. Bizi çok yakın izleyerek ne yapıyordun? Neden çok hızlı durdunuz? Orada köpek vardı. Bunun gibi beklenmedik hareket ve çarpmalardan kaçınmak için her zaman en az 2 saniyelik bir takip mesafesi bırakırlar. Sürücüler hızlarını izledikleri araçların hızlarıyla karşılaştırırlar. Sonra sabit bir nesneyi ya da ilerideki arabanın ilgi noktasını, bir elektrik direğini, bir trafik işaretini, burada olduğu gibi bir gölgeyi geçerken motor sürücüsü 1001, 1002 diye sayar. Eğer saydıktan sonra ilgili nokta hala motor sürücüsünün önünde ise takip mesafeleri yeterli demektir. Eğer sayarken ilgili noktayı geçerlerse yavaşlayarak takip mesafelerini artırmalıdırlar. 2 saniyelik sayma metodu her iki araçta aynı hızda gittiği sürece işe yarar. Kendini koruyan bir sürücü, yağmurlu havada, bozuk yollarda, bir yolcu ya da bazı yükler taşırken veya gece yolculuğu yaparken takip mesafesini 3 veya daha fazla saniyeye çıkarmalıdır. Uygun takip mesafesi öncelikle hava karardıktan sonra önemlidir. Çünkü bir araba ya da kamyonu çok yakından takip eden motor sürücüsü arkasındaki araçlardan dolayı görünmeyebilir. Işıklar birbirine karışır ve daha geniş bir araca aitmiş gibi görünür. Böylece sürücü görünmeyen motor sürücüsünün güvenliği için bir sınır sağlayamaz. Kendini koruyan sürücüler geceleyin kendini koruyan özel tedbirler uygularlar. Her zaman görüş limiti içerisinde araç kullanırlar. Bu farlarıyla aydınlatılmış mesafe içerisinde kalmalarını mümkün kılan azaltılmış bir hız demektir. Çünkü ışık birden bir şey yakalarsa tepki gösterecekleri bütün mesafe o kadardır. Motor sürücüsünün her zaman ileriyi görebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle göz kamaştıracak ışıklar bir risktir. Eğer gözlük veya yüz siperliği üzerinde toz lekeleri veya kir varsa, gelen trafik ışıkları sürücünün gözünü kamaştırabilir. Bu yüzden gözlükler ve yüz siperlikleri açık olmamalı ve temiz tutulmalıdır. Duyarlı sürücüler, karşıdan gelen sürücüler bunu uygulamasalar bile, bütün gelen sürücüler için farlarını kısarak güvenlik ve saygı kurallarını uygularlar. Bu gibi zamanlarda motor sürücüsü parlak ışıkla direkt temas etmekten kaçınmalıdır. Yavaşlayan ve göz kamaştıran ışıklar geçinceye kadar yolun sağ tarafına bakın. Usta sürücü gece veya gündüz otobanda seyahat ederken fazlasıyla dikkatli olur. Bu bir viraja girmeden önce fren yapma veya vites küçültme manasına gelmektedir. Ayaklar ayak askısında tutulur ve sürücü motoru virajın dışına itme kuvveti olan merkez kaç kuvvetini dengelemek için motorla beraber yatar. Bir dönüşteyken bir kazadan kaçınma dışında hatırlanacak kural fren yapmamak ve vites küçültmemektir. Çiftler halinde seyahat ederken tecrübeli motor sürücüleri bu tarzda yan yana araç kullanmaktan kaçınırlar. Onların hatlarına giren bir araba dışarıdaki sürücüyü içerideki sürücüye gidecek yer bırakmayacak şekilde içeriye doğru zorlayabilir. Kendini koruyan sürücüler her zaman kendilerine bir çıkış yolu bırakırlar. Onlar kendilerine hız kesmeleri için yeterli yer sağlayan bir düzende araç kullanırlar. Motor sürücüleri için geçerli olan geçiş kuralları, otomobiller için geçerli olan kurallara benzemektedir. İlerideki sürücü sinyal verir, trafiği kontrol eder, tam olarak geçiş hattına geçer ve geçmeden önce yeterli yer olduğundan emin olur. Sonra diğer motor sürücüsü aynı işlemi yapmaya başlar. Bir güvenli, bilinçli motor sürücüsü sağdan geçerken asla hata yapmaz, aksi takdirde motorun ölçüsünü ve manevra kabiliyetini yanlış kullanır. Hiçbir şey motor kullanma imajına bu tür saldırgan ve gösterişli hareketlerden daha fazla zarar veremez. Ya da susturucusu çıkarılmış bir motorun kulakları ağırtan büyük gürültüsü. Bir motorun susturucusunu kesmek motorun çalışmasını geliştirmez. Bu sadece düşman yaratır ve
kanunları ihlal eder. Bayım, sizi durdurmamızın nedeni motorunuzdan çıkan seslerin çevreyi rahatsız etmesidir. Duyarlı sürücüler bütün trafik kurallarına uyarlar ve diğer motor sürücüleriyle yayaların haklarına saygılıdırlar. Sorumlu sürücü, güvenlik ve saygı kurallarını uygulamanın yanı sıra güvenli olmayan yol koşulları gibi özel tehlikelerle de başa çıkmayı öğrenmelidir. Kaygan bir caddede küçük bir frenleme bile bir kaymaya sebep olabilir. Duyarlı bir sürücü ıslak asfaltta yavaş giderken ve kaygan bir yere ulaşmadan önce ileriyi izlerken ve yavaşlarken fren yapma zorunluluğundan kaçınır. Sürücü sarsıntının etkisini azaltmak için ayak kancaları üzerinde hafifçe kalkmalı ve çukuru geçen teker üzerindeki ağırlığın yerini değiştirmelidir. Derin oluklar ve demir yolu rayları tehlikeli olabilir. Sürücü yavaşlamalı ve mümkün olduğunca dike yakın bir şekilde bunları geçmelidir. Motosikleti güvenli bir biçimde kullanmak bir beceridir. Umduğunuz gibi bir beceriyi kazanmak zaman ve çaba ister. Fakat motor sürücüleri birkaç sağduyu kuralına uyarak her sürüşü güvenli ve zevkli bir tecrübe haline getirebilirler. Hey, gerçek bir profesyonelle bir gezintiye çıkmak ister misin? Elbette ve işte geliyor. Merhaba, gitmeye hazır mısınız? Thank you.